Aykurt! Ahval nedir Aykurt? Şehzadem. Şehzadem, gece gündüz durmadan, yorulmadan çalışırız. İnşallah vaktinde yetişir şehzadem. Ay maşallah Yiğitler ha. Ay maşallah. Maşallah ya. Arı gibi çalışırlar şehzadem. Bunlar ne böyle Aykurt? Şehzadem. Ben size bu testler büyük olmayacak demedim mi? Kim dedi size bunları böyle yapın diye? Ben dedim Alaaddin Bey. Uçana taş ne kadar büyük olursa etkisi de o kadar çetin olur. Etme Gündüz Bey, etme. Düşmana rezil oluruz. Ben bunların mesafelerini cebir ile hesaplarım. Eğer uçan ataş bu kadar büyük olursa mancınıklar uzağa atamaz. Surlara varamadan yere düşer bunlar. Ben düşündüm ki... Aman Gündüz Bey. Bak bunlar ince hesap gerektirir. Gözünü seveyim, bana bırakasın. Hey hey, anladık Alaaddin Bey. Yaşımız da, tecrübemiz de yeter. Daha fazla tekrar etmene gerek yok. Herkes elini taşın altına koyar Alaaddin Bey. Celallenmenin gereği yoktur. Elçimi atın. Alaaddin. Hepimiz bunun için geldik ya kardeşim. Ha? Eğriyi doğrultacağız, hatayı düzelteceğiz. Herkesin niyeti birdir. Hayda. Sen mancınıkları kontrol edesin. Hey. Eyvallah. Kasti hata yoktur Orhan. Büyüğünü bilen büyüğünden daha büyüktür. Kardeşin Alaaddin Cebir'i öğrenmiş ama bunu pek öğrenememiş belli ki. Bütün altların içinde beni küçük düşürdü. Şimdi altlar alacağım kararlardan şüphe duyacaklar. Alaaddin kim de şüphe edecekler baba? Kaç savaşa girmiş. Bu densizliğin hesabını verecek. Kibir kızım. Kibir insanın içini kemirir. Aklandı. Germiyan'ı ardına aldı. Şimdi de burnu kalktı. Ama ben ona ne edeceğimi bilirim. Gündüz Bey nasıldır Elçim Hatun? Yaşananlar atamı üzdü Orhan Bey. Ama onu üzen asıl mesele senin tavrındır. Elçim. Alaaddin gözünün önünde babamı ezdi. Neden müsaade ettin? Neden savunmadın? Aşikar olan inkar mı olur Elçim Hatun? Ha? Hem kardeşim Alaaddin mancınık meselesinde haklıdır. Haklı da olsa babamı herkesin önünde ezemezsin.